Ümitli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump işte görüyorsunuz peş peşe e, tutarsız açıklamalar yapıyor. Bir öyle söylüyor bir başka türlü söylüyor. Şimdi de e, ABD'de yaptırımlar yeniden masada. Daha önce de biz bunları yaşamıştık. Rahip Brunson olaylarında da yine yaptırımları yaşamıştık ve dolar tarihi bir rekor kırarak çok yüksek seviyelere kadar ulaşmıştı. Şimdi stüdyomda e, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Çetinkaya var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. E, hocam şimdi aslında şöyle değinmek istiyorum. Türkiye kahraman Mehmetçimiz bir bir operasyon gerçekleştirdi. Amerika'da yine ekonomik yaptırımlar var. Sürekli aslında bu silahı bize karşı kullanıyorlar. Şimdi Amerika'nın bize karşı yapabileceği yaptırımlar nelerdir ve biz nasıl önlem alabiliriz? Sizden bir bilgi almak istiyorum. Öncelikle kahraman Mehmetçiye sınır ötesi operasyonda başarılar diliyoruz. Evet. Dualarımız, kalbimiz onlarla birlikte. İnşallah Türkiye burada güvenli bölgeyi oluşturarak Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için önemli bir adım atacak. İnşallah. Bu süreçte de emin olun o bölge o bölgedeki güçler sadece Türk silahlı kuvvetlerini yavaşlatabilecek. Evet. Yani ben onların yerinde olsam teslim olurum. Çünkü yavaşlatmak dışında herhangi bir şey yapabilecekleri kanaatinde değilim. Evet. E, yaptırımlar neler olabilir? Yaptırımları ben 3 ana kategoride topluyorum. Bunlardan birincisi idari yaptırımlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik ve Sayın Bakanlara yönelik bazı yaptırımlar konuşuluyor ki ben bunların uygulanabileceği kanaatinde değilim. İkincisi ekonomik yaptırımlar. Daha önce Amerika bunları bazı ülkeler için de uyguladı. Örneğin Çin'e bazı ekonomik yaptırımlar uyguladı. Bunlar nelerdi? Gümrük vergileri gibi, bazı vergilerin artırılması gibi önlemlerdi. Burada da şunu görüyoruz belli bir süre sonra bu yaptırımların karşılıklı hale geldiğini hı hı. ve yaptırımlardan vazgeçildiğini görüyoruz. Hı. Yani bunlar da uzun süreli yaptırımlar olmayacaktır. Evet. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar civarında. Beklenti bunun 5 katına çıkartılmasıydı. Yani ticaret hacmimizi geliştirelim yönünde bir yaklaşım vardı. Eğer bir yaptırım olursa doğal olarak bu biraz olumsuz etkilenecektir. Ama geçmiş dönemdeki Brans'ın olayındaki tartışmaya da bakarsak, yani çok büyük oranda da etkilenmediğini görüyoruz. Yaklaşık 20 milyar dolar civarında gidip gelen bir ticaret hacmimiz var. Bunun 8 milyar doları bizim onlara satmış olduğumuz ürünlerden, 12 milyar doları da onlardan almış olduğumuz ürünlerden geliyor. Bu nedenle de 8 milyar dolar civarında maksimum hiçbir şey almasalar etkilenme durumu var. Yani biz onlardan daha çok bir şey alıyoruz öyle mi hocam? Biz yani? daha çok şey alıyoruz yani belki biz almasak belki onlar daha fazla etkilenecek. Ama tabi orada Amerikan ekonomisinin büyüklüğünü de dikkate alırsak o da onların ekonomisi içindeki küçük bir rakam olarak kalacaktır. Bu nedenle de ekonomik yaptırımların da çok büyük bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Hı hı. Bizi etkileyen esas üçüncü yaptırım türü olan finansal yaptırımlardı. Bu neydi? Ee, yabancı para cinsinden paraların Türkiye'den çıkarılmasıydı. Ki Brunson olayında bunu yaşadığımız için döviz kurlarının hızla yukarıya doğru gittiğini gördük. Ama hükümet de buna çeşitli önlemler aralarak bunu dengede tutmaya çalışıyor şu an. Hı hı. Ee, başka yerlerden para girişleri oluyor. Hı hı. Yani örneğimizi destekleyen başka bazı ülkeler var para fonları var. Bunlardan Türkiye'ye çeşitli para girişleri olduğunu da görüyoruz. Peki hocam madde, madde gidelim. 3 başlık dediniz. Cumhurbaşkanı'na ve e, bakanlara bir yaptırım paketinden bahsettik. Ama siz bunu evet. ben bunu gerçekçi bulmuyorum dediniz. Bunun olmasını çok düşünmüyorum dediniz. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden böyle düşünüyorum? Çünkü operasyonun başlangıç aşamasını düşünürsek, Amerika'nın bölgeden, İngiltere'nin bölgeden çekilme durumunun olduğunu görüyoruz. Hı hı. Zaten e, bu işin bir çatışma noktasına dönüşmesini isteselerdi çekilmezlerdi. Hı hı. Şimdi bu noktada Cumhurbaşkanı ile mutlaka Trump arasında görüşmeler olmuştur evet. ve e, bu görüşmeler sürerken böyle bir yaptırımın uygulanacak olması iki ülke ile arasındaki ilişkileri iyice kopartabilir. Evet. Ve bu da e, temassızlık noktasına götürebilir. Temassızlık noktasına düşmek isteyeceklerini düşünmüyorum. En temelde Cumhurbaşkanı ve bakanlara e, böyle bir yaptırım paketine dahil etmemelerinin sebebi bu olarak görüyoruz. Aslında şöyle bir şey de var. E, Trump'ın açıklamalarından şunu görüyoruz. Bir gün başka bir şey söylüyor, bir gün başka bir şey evet. söylüyor. Hatta birkaç saat içinde dahi fikirleri değişebiliyor. Sabah başka tweet atıyor, atıyor, başka atıyor. Şimdi bu noktada da e, zaten bir de, diplomatik nezaketi kaybetmiş durumdalar. Evet. E, Cumhurbaşkanına yönelik konuştukları şey de aslında diplomatik nezaketten çok uzak bir yaptırım. Diyor evet. ki işte biz cumhurbaşkanı ve bakanlara işte vize kısıtlaması uygularız veya işte diyor ki işte hesaplarına el koyarız. Yani bunlar tamamen diplomatik nezaketten uzak yaklaşımlar. Bu nedenle de uygulanmasında zor olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Peki şunu sormak evet. istiyorum size ee, ekonomik olarak yani birbirine karşı yapılan ambargolarla 20 milyon 20 trilyon dolardan bahsediyoruz değil mi 20 Bilyarlar milyar yani olur. 20 evet. milyar dolardan bahsediyoruz 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var ee, karşılıklı olarak yapılan 20 milyarlık bir ticaret var bu e, engellenebilir buna karşı ambargolar uygulanabilir diyorsunuz ama Türkiye'de karşı bir ambargo uygular buna ve onun cevabını verebilir aslında diyoruz değil mi? Verebilir ama Bence her ikisi de iki ülkeyi çok büyük oranda etkilemez. Etkilemez diyorsunuz. Peki en temelde şu soruyu sormak istiyorum. Günümüz konjektüne baktığımız zaman, yani bugüne baktığımız zaman Türkiye ekonomisi ABD ile bütün ilişkilerini kesse dahi böyle bir şey tabii ki ekonomi yok belki şu anda mümkün değil ama e, gerçekten o noktaya gelse ABD ile bütün ekonomik ilişkilerini kesebilir mi? Şöyle bir durum var. Bir Amerikan ekosistemi var. Aslında temel sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Biz zaten Amerikan'ın kendisinden kaynaklanmıyor. Amerika'nın bir etki alanı var dünya üzerinde. Evet. Doğal olarak da bu tür bir yaptırım sadece Amerika ile kısıtlı kalmaz. Yani diğer ülkeleri de yansıyabilir. Ee, ki peşine takılabilecek çok ülke olduğunu Çözüm da görüyoruz ee, şu an yapılan açıklamalardan. Ee, bu bölgenin refah, huzur ve mutluluğu için yapılan bir operasyon var. Yani Türkiye'nin orayı işgal etme amacı yok. Oradaki insanlara zarar verme amacı yok. Evet. Operasyonu yürütürken sivillerin zarar görmemesine özen gösteriliyor. Yerleşim yerlerinin zarar görmemesine özen gösteriliyor. Dini ve kültürel yapıların zarar görmemesine özen gösteriliyor. Bütün bu hassasiyetlere rağmen ve Türkiye'de ciddi miktarlı bir Suriyeli nüfusu var. Evet. Bunlar vatanlarından olmuş durumdalar. Belki ülkelerine dönmek istiyorlar ama o bölgedeki terör unsurlarından dolayı dönemiyorlar. E, bu vatandaşlar için bir huzur ortamı olacak olmasına rağmen birçok ülkenin bu operasyonu çok farklı şekilde yorumladığını görüyoruz. Evet. Yani kendi çıkarları doğrultusunda tamamen operasyonu yorumlayabiliyorlar aslında. Yani Amerika'nın jandarmalarının peşine takılıyorlar diyebiliriz. Evet yani bence temel gerekçesi bu Amerika farklı bir yaklaşım sergileseydi bence özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki birçok ülke farklı yaklaşım sergileyebilirdi. Evet yani sadece Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiyi kesmekle bu iş çözülmez diyorsunuz öyle mi? Yani Amerika evet. Birleşik Devletleri'ni destekleyen de birçok ülke var yani. Aslında şöyle bir önerim de var benim. Yani ben bir üniversite hocasıyım. Başka, başka mesleki alanlardan da bunlara katılacak insanlar olacaktır. Ee, biz gidip bu tezleri anlatabiliriz. Şimdi oradaki belli yönetimler, işte Amerika'nın peşine takılmış olabilir. Hı hı. Ee, veya olayın farkında olup bilinçli olarak böyle yöneliyor olabilir. Yani oradaki terör örgütlerini destekleyelim. İşte bu iş ne kadar sürüncemede kalırsa ve her iki taraf ne kadar çok zarar görürse bizim yararımıza diye bakanlar olabilir. Mutlaka ama bizim derdimizi anlatabileceğimiz kitleler de olabilir. Yani bölge coğrafyasından yaşanan olaylardan çok haberdar olmayan lobiler olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, parlamenterler olabilir. Bu açıdan da iki önerim var benim. Birincisi diplomasi ayağını güçlendirmek. Hani bizde bir siyasi kriz çıktığı zaman hemen büyükelçimizi geri çekelim, konsolosluğumuzu geri çekelim gibi bir yaklaşım var halbuki daha büyük bir kitleyle gitmek gerekiyor oraya. Bize desinler ki siz gidin anlatın kardeşim bunu, biz gidelim. Yabancı dilde oradaki insanlara anlatalım, kaynak üretelim. Bir de bu işin dijital diplomasi boyutu var. Dijital diplomasi boyutuyla da bizim kendimizi daha iyi anlatabileceğimiz örnekler var. Mesela Türkiye'de çok fazla yabancı dilde yayın yapan haber sitesi var. Ben bunun önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Evet. Biz bu paylaşımları artırırsak Yurt dışındaki bazı kitlelere, lobilere ulaşma imkanı bulursak kendimizi daha iyi anlatabiliriz. Böyle olursa da etki altında kalan kitle azalır. Hocam aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Tabii ki temelde e, ekonomiden gittik ama ekonomi aslında her şeye bağlantılı. E, ekonomi siyasetten bağımsız asla evet. ve asla düşünülemez. Şimdi e, biz programda dün de bunu çok konuşmuştuk. E, örneğin Twitter'da bir tek açılıyor mesela. E, terör destekçileri tarafından açılmış bir tek ve o kadar bilinçsiziz ki maalesef vatandaşlar olarak. Biz de o tekin içine işte onları eleştiren tweetler atıyor bizim vatandaşlarımız evet. ve o tek alıyor ve yürüyor. Dünyanın evet. gündemine oturuyor. E ee, misalen konuşuyorum. İşte katil TSK vesaire gibi çok çirkin ithamlarda evet. bulunulan eee bunlar Twitter'da yapılan e, hashtag çalışmaları ve biz aslında hayır öyle değil diyoruz ama yine o hashtagin içine attığımız için o işteki dünya gündemini çıkartıyoruz ve hiç bakmayan birisi işte oradan dünya gündemine bakıyor. Mesela Almanya'da yaşayan bir Alman alıyor bakıyor ve oradan o teki görüyor. Yani aslında vatandaş olarak da çok bilinçsiziz. Hem ekonomik olarak vatandaş ne yapabilir hem bu dijital dediniz ya dijital kısmında vatandaş ne yapabilir? Yani vatandaş dediğiniz gibi bunları gündeme taşımamalı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik işte olumsuz bazı şeyler açılıyor. Dediğiniz gibi tagler açılıyor, operasyon yönelik de açılıyor. Evet. Şimdi biz oraya Türkçe mesaj yazıyoruz doğal olarak. Ama bir yabancı bunu gördüğü zaman zaten senin Türkçe yazdığın mesajı anlamıyor. Evet. Ve sanki zannediyor ki bu teği destekliyorsunuz. Evet. Böyle olduğu zaman da aslında orada bir kitle oluşturulmuş oluyor. Bunun önüne geçmenin yolu nedir? İşte bu kuruluşlarla da diyalogları geliştirmek lazım. Örneğin Twitter'la görüşüp bakın bu, bu tür tagler açılıyor. Aslında bakın bunlar bir terörün unsuru. E, bunlar aslında terör örgütlerini destekliyor. Bu evet. noktada bunları önleme yolunda bize destek olun demek de lazım. Evet. Veya Türkiye'de bazı şeyleri bloklayabiliyoruz, engelleyebiliyoruz. Mesela terör örgütü propagandasında buna dahil edebiliriz. Kesinlikle. Hocam peki vatandaş olarak, ekonomik olarak biz ne, vatandaşlarımız ne yapabilir? Şimdi e, sürekli her ürüne baktığımız zaman ya Amerikan menşeli ürünler bunlar ya Batı menşeli ürünler. En temelde biz şundan bahsediyoruz yayınlarımızda sürekli. Yerli üretim, yerli üretim diyoruz. Ağır sanayide yerli üretim, silahta yerli üretim. Yani bir kalemden bir telefona kadar yerli üretimden bahsediyoruz. Sizin de bu yeni ekonomi üzerine çalışmalarınız var aslında. Biraz da o kısma değinelim bence. Şimdi burada önemli olan nokta... E bizim sanayi ekonomisi dönemini kaçırmış olmamız. Evet. Ama hala sanayileşmeye ihtiyaç var. Neden? Real hayatımızda sanayinin üretmiş olduğu ürünler hala yer tutuyor. Evet. Bu nedenle oraya yönelmek lazım. Burada ne, e, bu ne gibi bir faydası var? Bu iş ve istihdam üretiyor. Evet. Türkiye'de çünkü ciddi miktarlı bir işsizlik var ve istihdam üretiyor. Diğer tarafından baktığınızda, uluslararası güvenlik boyutuyla baktığınızda da eğer kendi ürünlerinizi üretebiliyorsanız dışa bağımlılığınız azalıyor. Evet. Dışa bağımlılığınız azalırsa da doğal olarak ekonomik anlamda da daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Şimdi her şeyi yurt dışından alınca bu sefer rahat hareket edemiyorsunuz. Türkiye'nin askeri operasyonlarda biraz rahat hareket edebilmesinin nedeni e, özellikle savunma son 15-20 yıldır 20 yıldır savunma sanayine yönelik ciddi yapı, e, yatırımların olmuş olmasıdır. Evet. Biz ARGE harcamalarınızın harcamalarının çok büyük bir bölümünü askeri teknoloji alanında yapıyoruz. Bu nedenle de işte İHA'larımız vardı, SİHA'larımız oldu. İşte yerli tank üretmeye çalışıyoruz. Zırhlı personel taşıyıcı üretmeye çalışıyoruz gibi gibi. Evet. Şimdi doğal olarak orada askeri anlamda sizin rahat hareket edebilmenizi sağlıyor. Bunu tüm alanlara yaymak lazım. Yani biz bir kalemi neden yurt dışından alalım? Yani en basitinden düşünürsek. Yani teknoloji üretemiyoruz zaten şu an. Teknoloji üretebilmek için de bizim yeni ekonomi yatırımlar dediğimiz yatırımlar oluşturmamız lazım. Bunun için bir ekosistem oluşturmamız lazım. En önemlisi bu. Yani bir yatırımcı ekosistemi oluşturmamız lazım. Bu Türkiye ekonomisini daha güçlü kılacaktır. Türkiye ekonomisi daha güçlü olursa da atacağı tüm adımlarda uluslararası adımlar olabilir bunlar, siyasi adımlar olabilir, daha etkili olacaktır. Evet. Hocam aslında hazır oraya değinmişken şunu da söylemek istiyorum. Şu an elimde iki dünya markasının telefonu var. İkisi dünyada artık telefon camiasının domine eden iki telefon. Evet. Herkes biliyor artık. Söylemeye bile gerek yok. Anlamıştır vatandaşlarımızda neler olduğunu. Şimdi bu iki firma dünyadaki birçok ülkeden daha güçlü bir ekonomiye, daha büyük bir bütçeye sahip. Ee, i̇şte aslında sanayiyi kaçırdık diyorsunuz. Aslında milli görüşcüler, profesör Doktor Necmettin Erbakan zamanında ağır sanayi yatırımlarıyla büyük bir yol kat ettirmişti ama maalesef bir şeyler gerçekleşti ve onları sattık, yok ettik, özelleştirdik vesaire tükettik. Şimdi kaçıramamız, kaçırmamamız gereken bence bir şey var. Yazılım dönemindeyiz evet. ve e, teknoloji olarak o ağır sanayide kaçırdığımız yeri bile yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Peki sizce neler yapabiliriz? Yazılımla nasıl destekleyebiliriz? Bizim gençlerimizi nasıl istihdam evet. sağlayabiliriz? Şimdi baktığımız zaman bu markalardan bir tanesinin çıkışıyla Türkiye'deki bir markanın çıkışı benzer bir süreç arz ediyor ve ülkeler olarak da benzer süreçler arz ediyoruz. Aradaki tek fark neydi? Onlar R&D yatırım yaptılar. Evet. Yani araştırma geliştirme yaptılar. Eğer teknoloji ürünü üretmek istiyorsanız araştırma geliştirme yapmanız lazım. Teknolojik ürünü ürettiniz. Bu sefer de yazılım önem kazanıyor. Baktığınız zaman bir telefon firmasına bir firma dedi ki ben size işletim sistemimi satmıyorum dedi. Ve doğal olarak onlar ortada kaldılar şu an. Ve o telefonları almayı düşünen kitleler de ya dediler bunun işte program desteği olmayacak ne yapacağız biz diye evet. düşünmeye başladılar. Aslında bir yazılımın ne kadar önemli olduğunu buradan görüyoruz. Belki Türkiye'de milyonlarca insanın cebinde cep telefonu var. Evet, aynen öyle. Ve orada yazılımlar var ve inanılmaz bir bilgi akışı var. En önemlisi bu aslında. Yani bilgiye sahip olursanız yönetirsiniz. Şöyle düşünün. Türkiye e, dünya devi büyük teknoloji firmaları var. İşte mail adreslerini kullanıyoruz bunların, dosya saklamasını kullanıyoruz, rehberimizi kullanıyoruz. E, Her herkesin kullanıyoruz evinde e, bir işletim sistemi var, herkes biliyor ne olduğunu. E, buradan elde edilebilecek bilgiyi düşünün. Evet. Sosyal ağlardan elde edilebilecek bilgiyi düşünün. Yani eğer bir bilgi çağında yaşıyorsak en önemli değer de bilgi, bilgi olmaya başlıyor. Eğer bilgi sahibiyseniz de yönetebiliyorsunuz. Yani bugün dünyanın en büyük şirketleri gelse dese ki biz X ülkeyi yöneteceğiz belki 10 sene sonra yönetebilecek. Yani burada devletlerin değil artık büyük bilgi toplayan şirketlerin ön plana çıktığı bir ekonomik yapı var. Evet. Peki biz buna nasıl evrileceğiz? Bütün mesele bu. Bizim bu noktada önerilerimiz var. Önerilerimizden kısaca bahsedeyim. Birincisi ekonomi dönemseldir. Yani toplum hayatından bağımsız değildir. Bu nedenle de ekonomik dönüşüm yapmak istiyorsanız toplumsal dönüşüm de yapmak zorundasınız. İkincisi eğitim konusu. Türkiye'nin teknoloji üretecek bir eğitim altyapısına kavuşması lazım. Şu anki eğitimin çok yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Ee, bunu biraz geliştirmek ve teknoloji altyapısıyla desteklemek lazım. Üçüncüsü enerji sistemleri dönüşü. Eğer bir şey üretecekseniz mutlaka ki bir enerjiye de ihtiyacınız var. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçiş yapabilir. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Mesela diyoruz ya dışa bağımlılık konusu. Türkiye'nin 13 milyar dolarlık cari açının büyük bir bölümü, yani cari açının 13 milyar dolarlık bölümü e, petrol ve doğalgaz ürünlerinden kaynak. Siz eğer e, yenilenebilir enerji kaynaklarından örneğin güneş enerjisinden elektrik üretebilirseniz bu elektriği elektrikli araçlarda kullanırsanız petrol ve doğalgaz ihtiyacınız azalacak. Kalmayacak. Böylece dışa bağımlılığınız azalacak. Evet. Yani bunlar domino etkisi olan ve birbirleriyle bağlantılı olan süreçler. Ayrı süreçler değil. Bizde şöyle düşünülüyor. Evet sadece eğitime yatırım yapalım her şey düzelsin. Hayır düzelmiyor yani diğer bütüncül yatırımları da devam ettirmek gerekiyor. Evet. Bu Hocam noktada aslında... bu insanların önüne açmak gerekiyor. Evet. Bir girişimci ekosistemi oluşturmak gerekiyor. Yatırımları güvence altına almak gerekiyor. Birçok konu var. Hocam aslında şimdi çok doğru bir konuya değindiniz. Örneğin doğalgazınızı, elektriğinizi ee, yurt dışından şuradan buradan alıyorsanız Doğal gaza ve elektriğe siz muhtaçsınız demektir. Evet. Siz şimdi doğal gaza ve elektriğe muhtaçsınız. Bir ülkeden alıyorsanız A ülkesinden B ülkesinden A ülkesine ve B ülkesine de muhtaçsınız demektir evet. o zaman. Yani en temelde üretim işte doğal gazlı üretim e, ne diyorsunuz mesela çok önemli bir nokta yenilenebilir enerji. Evet. Yenilenebilir enerji üretimimize demek ki bütün bu sorunlar aslında büyük ölçüde üzerinden gelebileceğiz. Evet çözebileceğiz yani bunlar görülüyor. Trendler de buraya doğru gidiyor. Destekler de var ama yeterli değil. Evet. Daha iyi olabilir hala termik enerji santrallerinde işte nükleer enerji yapmaya çalışıyoruz. Yani yenilenebilir enerjiye gömelim bu parayı. Hı hı. Oradan büyük şeyleri elde ederiz. Evet. Mesela eğitim konuşuyoruz. İşte bir 5 milyar dolara dünya ölçeğinde bir sosyal bilimler üniversitesi kuralım mesela. Yani üniversite kuruyoruz ama arka planı boş. Evet. Yani bir bina yapıyoruz, içine hoca, bir öğrenci koyuyoruz. Bu yeterli değil. Evet. Yani Devasa binalar içinde niteliksiz eğitimler diyoruz. İşte yani, yani kaliteli eğitim, modern eğitim bunların hepsi önemli. Hocam öyle öğrenciler var ki e, bilgisayar mühendisliği okuyorlar okullarında bilgisayara dokunmamışlar. Evet. Yani maalesef bu ülkede ya şunu böyle bölümler var yani. Buna rağmen ben üniversite öğrencilerinin çok başarılı olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü ne veriyoruz ki ne istiyoruz. Verdiğimize göre çok başarılılar. Evet. Akademisyenlerimiz mesela çok eleştiriliyoruz, biz de eleştiriliyoruz. Diyorlar ki işte çok az şey üretiyorsunuz. Peki... Elimizdeki imkanlar neler? Bunları düşünmek lazım. Elindeki imkanlar iyi olursa iyi şeyler üretirsin. Kesinlikle. Ve Türkiye'de bu potansiyel de var. Aslında ümit kaynağı olan kısmı bu. Yani ben şu algının çok dışındayım. Bazı insanlarda böyle bir algı var. Ya gençler bitik durumda biz çok bir şey üretemeyeceğiz algısı var. Bu çok yanlış bir algı. Halbuki çok iyi gençlerimiz var. Çok iyi hala bu imkansızlıklara rağmen çok iyi şeyler üreten insanlar var. Evet. Yeter ki bunları destekleyelim, bunları yormayalım. Yani biz gençleri çok fazla yoruyoruz bence. Bir iş yapmak istediklerinde önüne 100 tane engel çıkartıyoruz. O öyle yapılmaz, bu böyle yapılmaz, şu şöyle yapılmaz. Halbuki bu insanların önüne açsak neler üretebileceklerini hepimiz görüyoruz. Evet. Ve ürettikleri zamanda sen güçlü ekonomi oluyorsun. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli konulara değindiniz. Çok önemli detayları aktardık aslında hep birlikte. E, programımıza katıldınız. E, sağ olun ayağınıza ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de sağ olun. E, i̇nşallah dediğiniz gibi şeyler gerçekleşir ve ilk ön, en temelde yerli üretim üzerinden eğitime kadar giden bir süreç umarız ki gerçekleşir. E, siz de zaten son sözlerinizi de alabiliriz isterseniz. Evet. Yani biz güçlü bir ekonomik yapı oluşturursak Evet e, bu tür tehditlerden daha az etkileniriz. Onları açık bırakmayalım. Bizi etkileyebilecekleri açıklar bırakmayalım. Temel nokta bu aslında. Bunu yapabilecek bir potansiyelimiz var. İnsan kaynağımız var, mali imkanlarımız var. Türkiye'nin parası yok değil, parası da var. Yani evet. ben buna da katılmıyorum. Yeter ki doğru yatırımlar yapalım, doğru yerlere harcayalım bu paraları. Eğer doğru yerlere harcarsak da zaten güçlü bir ekonomik yapı oluştururuz ve tehditlere karşı gelme konusunda da daha dirayetli, daha dirayetli ve güçlü olabiliriz. oluruz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok ben sağ, de teşekkür ederim. sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet kıymetli izleyenler, Hac Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Çetin Kaya stüdyomuzdaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı yapmayı planladığı ambargoları konuştuk. Oradan çıkarak aslında Türkiye'nin gerçekleştirmek zorunda olduğu artık ekonomi modellerine kadar değindik. Şimdi kısa bir araya gideceğim. Hocamı stüdyomdan uğurlayacağım. Kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz.